Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tavuk midye yapacağız. Yapılışına geçiyoruz. Daha önceden tavuklarımızı küp küp doğrayıp dolapta yarım saat dinlendiriyoruz. Bunun için 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı karbonat yeterli oluyor. Yarım saat dolapta bekledikten sonra tavuklarımızı güzelce süzüyoruz. Bütün suyun akmasını sağlıyoruz ki unladığımızda çok yapış yapış olmasın. Suyun süzülmesini beklerken diğer malzemelerimizi hazırlayabiliriz tabii ki. Bunun için una, çeşitli baharatlara, tuza ihtiyacımız olacak. Bir de bir şişe sodaya. Tavuklarımızın suyu bir 5-10 dakika içinde zaten süzülmüş oluyor. Böyle sallarsanız daha da kolay süzülür. Hem de işlemi daha çok yapmış olursunuz. Bu kadar soslamayı düşsem daha rahat edeceğimi düşündüğüm için. Hangisini arzu ederseniz. Bir bardak unumuzu üstüne böyle güzelce boca ediyoruz. Unladığımız tavukları tabağımıza diziyoruz. Unladığımız için daha yumuşak olacak piştiğinde. Bunu şimdi sen yaparken de kullanabilirsiniz. Ben şimdi sen yaparken de genelde unluyorum. Ondan sonra diğer malzemelerini hallediyorum. Çocuklar çok bayılıyorlar. Bizim evin en favori yemeklerinden. Akşam menüsünde bir tanesi de bu. Bu da bir büyük olduğu için. Bir bardak kadar zaten yeterli oldu. Ben biraz fazla fazla doymuyorum. Bazen yarım bardak benim sağlığa yetebiliyor. Ama tavuğunuzu mutlaka en az yarım saat, 2 bardak su, 1 tatlı kaşık karbonatla dolapta bekletmeniz gerekiyor. Yumuşacık ve kocaman şişmeleri için. Daha doğrusu yumuşacık olup kocaman şişebilmeleri için. Evet, unlama işlemimiz bitti. Unlama işlemimiz bittiğine göre diğer işlemlerimize geçebiliriz. Şimdi daha önceden hazırladığımız yaklaşık 2 bardak su bardağı un var. Benim ölçü bardağım bu. Genellikle bunu kullanıyorum. Bu daha iyi tutuyor. Diğer bardaklarda bir türlü ölçü tutturamıyorsunuz. Şimdi 2 bardak unumuza nane, tuz, karabiber, tavuğun olmazsa olmaz köri. Bir de böyle benim karışık bir baharatım var. İçinde bir sürü baharatlar var. Biraz da ondan ekliyorum. Lezzet katıyorum. Baharatın adını aşağıya linki yazacağım. Bir şişe de sodamızı ekliyoruz. Güzel kabartı. Herhalde. Yumurta çırpıcısıyla çırpıyorum. Çok güzel oluyor. Üzerinizde topaklanma falan da olmuyor. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber. Bu tamamen damak zevkinize göre. Ben baharatları çok sevdiğim için biraz fazla koyu olabilirim. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir sos haline geldi. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu tavuklarımızın üstüne boşaltıyoruz. Bir güzel.
hepsini eve algılayacağım için ellerini kurcalıyorum valla. Kusura bakmayın. Güzel bütün sosu her tarafına güzelce yedirip bütün tavuklara sosunu dinlenmesi gerekiyor. Evet, sosumuzu karıştırma işlemimiz bitti. Tavuklarımız hazır. Tavuklarımız bir süre yarım saat ya da 15 dakika en az bu şekilde dinlenecekler. Biz orada pilavımızı yapacağız. Evet, tostladığımız tavuklarımız yarım saat dinlendikten sonra şişe diziyoruz. Bu yani biraz taraftan da ocaktaki tavamızın altına açıyoruz. Bolca biraz yağ koyuyoruz. Kızartırken kolaylık olsun diye. Hem de güzel kabarması için. Az yağla birazcık kabarma durumu olmuyor maalesef. Tavaya yapışıyor falan filan. Bunun için ne yapmıştık? İşte iki tavuk göğsünü küçük küp küp doğradık. Yarım saat dolapta dinlendirdik karbonatlı suyla. Onun arkasında süzdük bir 10 dakika kadar. Süzdükten sonra bir güzel unladık. Unladıktan sonra sosumuzu hazırlayıp soslayıp yarım saat kadar da ya da işte vaktinize göre 15 dakika da olabilir bu. Sosumuzu birlikte dinlendirdik. Sosumuzu birlikte dinlendirdikten sonra şişlerimizi diziyoruz. Daha sonra kızgın yağda arkalı önlü bir güzel kızartacağız. İsterseniz bunu şişe dizmeden de kızartabilirsiniz. Bolca yağın içine tek tek atarak. Yani vaktinizin durumuna göre. Ben bazen şişe dizmeden direkt bolca yağın içine hepsini atarak kocaman kocaman şişiyorlar zaten. Pişiriyorum pilavın yanında. Yanına işte ketçap, mayonezi, salatası. Bir menü olmuş olabiliyor. Evet, ilk şişlerimizi atmış bulunmaktayız. Bir bakalım daha kızarmış, bir açık daha var. Ha bu arada ben mutfakta bu kadar her zaman üzerinde çalışmıyorum sizin için. Ben biraz böyle paldır gibi çalışmayı istiyorum. Çabuk. Yemeği de seviyorum. Evde yaptığım şeyleri yemeği daha çok seviyorum. Çocuklar da zaten ev ürünlerini daha çok seviyorlar. Bilmiyorum belki böyle alıştıklarım için. Mesela benim yok olmuş. Dışarıdan yok yemek hiçbir zaman. Yani sevmiyorum. Lezzetsiz olduğunu düşünüyorum. Evet, ara ara tavuğumuzu unutmuyoruz. Kendimiz de yapmıyoruz. Ki ben bu konular çok yetenekliyimdir. Güzel yakarım kendimi. Birazcık sanki böyle toz kırmızı biberi az olmuş. Tatlı biberi aslında birazcık daha fazla konulabilirmiş ama yani çok büyük bir eksiklik mi? Hayır, çok büyük bir eksiklik değil. Açık bir söyleyeyim, şişe dizmeden yapmak daha kolay. Ya da ben yine sevdiğim için böyle kaldır kırdır sokak yemeği lezzetinde belki de ben sıkılıyorum ama değil mi? Hani diyeceksiniz ki neden böyle yaptık? Videoda birazcık özellik olsun. Bir dahakine salaş salaş yaparız. Aa, ben öyle bir neva açma. İşte yok buharı kaçar. Yok çok karıştırma, öyle olur. Ben bu tarz şeyler de çok sıkıntılı değilim. Herhalde de lezzetli oluyor. En çok götüren şey de yağ ve güzel kavurmanın olması ve pirincinizin iyi olması. Ondan sonra her şeyi götürüyor olarak. Ben valla tavuklarını da gördüm. Yanmasınlar diye.
şehirde her yerden çok rahat bulabilirsiniz. Bütün marketlerde mevcut böyle çok fazla. Amşan bir bize tatavi değiller. Ekrana da alışkın değilim. Adam bakmıyorum. Bakmadan yapıyorum size. Daha ekmek koyuyorsunuz bir süre değil. Alışana kadar. Yoksa çenem çok küçüktür. Hatta çok konuşanlar çıkıyor. Evet, tavuklarımız kızarmaya devam ediyor. Biz arada bir yenilik yaşadık ama olsun. İlk günün kazası, ilk zamanların kazası diyelim buna biz de. Pilavımız zaten oldu. Tavuklarımız kızarmış. Yanına ketçap, mayonez, uf diyorum size süper birini. Mutlaka deneyebilirsiniz bunu. Evet, minya tavuklarımız da pişti. Çok da güzel gözüküyorlar. Değil mi? Ne kadar tatlılar. Şimdi tabağımızı birlikte hazırlayabiliriz. Evet, hazır mıyız? Pilavımızı boşalttık. Çok da güzel gözüküyor. Bir gün pilav da yaparız birlikte isterseniz. Sevdiklerinize afiyetle yiyebilirsiniz, ikram da edebilirsiniz.